Buyurun efendim. Efendim? Buyurun. Orayı televizyonu biraz kısalım. Heh, bir dakika. Şöyle. Buyurun. Ben daha önce İbrahim Bey'in ilaçlarından kullandım. Evet. Bu mantarla ilgili ilaçlarını. Tonik ve iksir ilaçlarını kullandım. Hı hı. 2 sene aralıklarla bende şöyle bir koku oluyordu ağız konuşmalarımda falan. Mantarla ilgili demişti İbrahim Bey. Bir defa kullandım 1 sene. 3 ay kullandım. Geçti. Hı hı. Bir süre sonra tekrarladı. Yani devam etti o eski rahatsızlığım. 2. sene ben tekrar 4 ay kullandım. 4 aydan sonra bu geçti. 4 ay temiz, yani düzelme oldu. Evet. Düzeldikten sonra 4 aydan sonra tekrar o eski rahatsızlık dönemine başladı. Yani geçti. Acaba bunun tamamen geçmesini ve bu hastalığı atmam için ne yapmam gerekir? Teşekkürler Cemile Hanım. Hocamız cevap verecek. Lütfen telefonunuzdan kapatın ama bizi dinleyin. Tabii tabii. Hocam şimdi, ne kadar kullanmak gerekiyor ağız öncelikle? Ağız kokusunun sebebi bağırsak florasının bozulması. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, K-vitamin üretir. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullandığı zaman faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar nişasta içeren, yani karbon hidrat içeren her şeyi, hamurlu tatlı her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, bu toksik maddeler ağız kokusuna sebep olur. Şimdi hanımefendi kullanmış, iyi. Ama 3-4 ilk etapta 3-4 ay kullanacağı yere 1 ay kullanmış. İyileşir iyileşmez bıraktığı için mantarlar yok olmadığından tekrar nüksetmiş. İkinci sefer başlamış. Tekrar tamamen, mesela iyileştiniz diyelim değil mi? 3 ay iyileştiniz. 1 ay, 2 ay daha devam etmeniz gerekir. Yine iyileşir iyileşmez hemen bıraktığı için ve muhtemelen tatlı hamurlu yiyorsa mantar çoğalır tekrar. Hamur işi tatlı. Beyaz un mamullerine dikkat edecek. Tatlıya dikkat edecek. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanmayacak. Kimyasal ilaç kullanırsa hızla yayılır mantar. Zaten siz bunu hastalarınıza söylüyorsunuz tabii. değil mi? Ağız kokusunu dünyada tedavi etmek mümkün değil. Biz bunu tedavi ediyoruz. Ama kişi kullandığı zaman hemen iyileşir iyileşmez bırakmaması gerekir. Evet hocam, bir telefonumuz var. Biraz sabredecek.